Değerli atletizm severler, tekrar birlikteyiz. Balkan Klasiklerinin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz bugün. İlk fotoğraf 1937 yılından geliyor. 12 Eylül 1937 günü. Fotoğraftaki isim omuzlara alınan sporcu Stylianos Kyriakidis. Yunanistan'ın o dönemki en önemli maratoncusu. 1910 doğumlu. Bu fotoğraf çekildiğinde 27 yaşında Kyriakidis. O günün sonunda maraton altınını Yunanistan'a getirdiği için takım arkadaşları tarafından kutlanıyor. Elinde de gördüğümüz kadarıyla bir zeytin dalı var. O yıllarda Balkan Şampiyonası'nda maraton birincisine veriliyordu. Olimpiyatları temsilen zeytin dalı yarışı kazandığı için. 1934, 36, 37 ve 39 yıllarında tam 4 kez Balkan Maratonu kazandı Kyriakidis. Toplamda da 6 kez Balkan Şampiyonu oldu. 2 de 10.000 metre şampiyonluğu var Yunan atletin. Aslında kendisinin daha iyi bir derecesi var ama o gün tabi çok muhtemelen çok sıcak bir havada koşuldu yarış. Ve 3 saat 22 saniye ile yarışı kazanmıştı Stylianos Kyriakidis. Bu yarışta Şevki Koru 5. oldu. Türkiye'nin büyük maratoncusu. Ve İbrahim Kır da yarışı 7. olarak tamamladı. 9 atlet katılmıştı o yıl Balkan Şampiyonası'nda maraton yarışına. Bir sonraki resim 1939 yılından, bu kez Atina. İlk fotoğraf Bükreş'teki şampiyonadandı. Günlerden 1 Ekim 1939 resmi geçit töreninde Jerfi Fıratlı taşıyor Türkiye bayrağını en önde. Öndeki üçlüden ortada olan isim unutulmaz başkan Naili Moran. Tabi o dönem başkan değildi Naili Moran. Takım lideri olarak yürüyüşte yer alıyor. Hemen Naili Moran'ın yürüyüşe göre sağ tarafında tribüne yakın olan isim gülleci İbrahim Ateş Önüçar. Türkiye'de 15 metreyi ilk aşan isim İbrahim Ateş Önüçar. Eski Türkiye rekortmeni. O yıl değil ama bir yıl sonraki şampiyonada İstanbul'da Balkan madalyası kazanmayı başarmıştı İbrahim Önüçar. Ön sıradaki diğer ismi çıkaramadım ama onun arkasında, yani yürüyüşe göre yine ikinci sırada sol tarafta olan isim Faik Önem, 110 metre engelli Balkan ikincisi, daha sonraki yıl yine Balkan ikinciliği kazan Türkiye rekortmeni, o dönemin en büyük atletlerinden biri Faik Önem. Yine arkalarda Melih Kotancı'yı, Şevki Koru'yu seçebiliyorum buradan. Türk takımı, tribünler tabii tıklım tıklım dolu o dönemde. Etkileyici bir fotoğraf gerçekten. Balkan Şampiyonası tarihi adına yıl 1939. Bir etkileyici fotoğrafta bir yıl sonra Kadıköy'den Fenerbahçe Stadı'nda Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Balkan oyunları, toplamda 11. Balkan oyunu ve erkekler sırıkla atlamanın şampiyonu Yorgos Tanos atlayışını yapıyor. O yarışmayı 3.70 ile kazanmıştı Yorgos Tanos. 3.70 atlayışı mı bu emin değilim ama herhalde o yükseklik olması lazım. O gün şampiyonanın galibi olan Yorgos Tanos'u, Panathinaikoslu atlet Yorgos Tanos'u izliyor tribünler. Meraklı bakışları görebiliyorsunuz. Tribünlerde seçkin bir kalabalık var gerçekten. Kadıköylüler o gün şampiyonaya büyük ilgi göstermişti. Yorgos Tanos'un ardından Muhittin Akın 3.60 ile bu yarışmayı ikinci tamamlamıştı o yıl. Üst üste 6. kez Balkan şampiyonu oldu bu yarışmada Yorgos Tanos. Yine aynı şampiyona bu kez 400 metre finali Melih Kotanca ipi göğüsleyen isim oluyor. Kelimenin tam anlamıyla ipi göğüslüyor çünkü o dönemlerde biliyorsunuz foto finişte net karar verebilmek için bir ip geriliyordu atletlerin önüne ve o ipi kesen isim Melih Kotanca yarışın galibi oluyor. 50.5 derecesi Melih Kotanca'nın, o dönemin önce Güneş Spor sonra Fenerbahçe'de forma giyen aynı zamanda en büyük futbolcularından birisi. Atletizm tarihinde de büyük şampiyonlukları olan, Türk spor tarihinin belki de ilk 50 yılı içindeki en önemli birkaç atletten, birkaç büyük sporcudan biri Melih Kotanca. Yanında iki Yugoslav finişe geliyor. Nikola Despot en soldaki isim, 75 göğüs numaralı ikinci bitirdi bu yarışı ve Janko Klinar, Sloven kökenli. Janko Klinar, Yugoslav atlet, yarışmanın üçüncüsü oluyor. Ali Ferit Gören İkisinin arasında, Klinar'la Melih Kotanca'nın arasında 3. kulvarda arkadan gelen isim. O da bir yıl öncenin galibiydi. Bu yarışı 5. olarak tamamladı Ali Ferit Gören.
Son fotoğrafımız 1953 yılından 1940'dan 53'e 13 yıl sonraya gidiyoruz. Zira arada Balkan oyunları yapılmadı. Savaş arası verilmişti. Ve 1953'te Atina ile tekrar oyunlar geri döndü. Balkan oyunlarının 1953'teki son yarışması 4x400 erkeklerde ilk bayrak değişimi anı. Doğan Acarbay bayrağı alan, iç kulvarda bayrağı alan Fahri Özgüden'in arkasında, tam görünmüyor. Fahri Özgüden henüz 20 yaşında orada. Bayrağı alıp turuna başlarken çekilmiş bu fotoğraf. Yanında Yugoslavya ve dışarıda da Yunanistan'ı bayrak değişirken görüyoruz. Arada bir takım daha var. Bir misafir takım olması lazım bu. Çünkü ülke olarak yarışan 3 ekip vardı burada. Yarış tamamlandığında şu anda önde gibi görünen Türkiye yarış tamamlandığında 3. olabildi. Yunanistan 3.28 ile burada 1. sırayı aldı. Türkiye yaklaşık 14 saniye farkla 3. oldu. Muhtemelen bu fark aynı gün bu yarıştan biraz önce 800 metreyi koşup altın madalya kazanan Ekrem Koçak'tan dolayı oldu. Ekrem Koçak adam yoklukta muhtemelen 4x400'ün son atleti olarak bir kez daha sahaya sürülünce, tabii ki 800'ün ardından 1,5 saat bile geçmeden ikinci yarışa çıkmak çok kolay değil. Ekrem Koçak'ın son bölümde tıkanmasıyla geride kaldı Türkiye. Tabii Ekrem Koçak orada çok başarılı bir şampiyona geçirmişti bireysel yarışlarında. 800'ü kazanıp 1500'de ikinci sırayı almıştı. Fotoğraftaki Fahri Özgüden ise daha sonraki yıllarda Türk atletizminin özellikle 400-400 engelde en önemli yıldızlarından biri olacaktı. Uzun yıllar kırılmayan rekorlara imza atan büyük atlet Fahri Özgüden burada kariyerinin ilk önemli milli müsabakasında görüyoruz onu. Evet, bugünlük de Balkan klasiklerinin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.